1980'lerde ekonomik liberalizasyona endekslenmiş ve ekonomik alana hapsolmuş demokratikleşme fikri, 1990'larda artık kimliklerin çeşitlenmesi, sivil toplum vurgusu, vatandaşlık gibi kavramlarla özdeşleştiriliyor. Aslında demokrasi meselesinin bu bağlamının değişmesi hem Türkiye-AB ilişkilerini çok temelden belirliyor hem de Avrupa Birliği'nin genişlemeye olan bakışını çok temelden belirliyor. Aslında 1980'lerdeki Güney genişlemesinde Avrupa Birliği çok önemli bir şey görüyor. Şunu görüyor, Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi otoriter rejimlerle yönetilen ülkelerde Avrupa sadece serbest piyasa, tek pazar, rekabet gibi kavramlarla değil, bu sefer demokrasi gibi kavramlarla özdeşleştiriliyor ve demokratikleşmenin bir aracı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu perspektif değişikliği aslında Avrupa Birliği'nin hem Doğu genişlemesine olan bakışını belirliyor hem de Türkiye ile olan ilişkisine bakışını belirliyor. Bu sadece bir perspektif değişimi değil, bunun bir hukuki altyapısı da var. Çünkü 1992'de Avrupa Birliği'nin kurucu anlaşmalarından olan Maastricht Anlaşması imzalanıyor. Ve Maastricht Anlaşması Avrupa topluluğunun adını Avrupa Birliği olarak değiştiriyor. Ve bu sadece basit bir isim değişikliği değil. Çünkü belli bir mantığı da Avrupa Birliği'nin iddiasını da gösteriyor. Çünkü o noktaya kadar işte tek pazar ya da ekonomik liberalizasyon gibi dertleri olan ve bir işbirliği örgütünden belki de öteye gidemeyen topluluk artık bir birlik olma yolunda bir iddiada bulunuyor. Yani artık demokrasiden bahseden bir demosu olan, bir Avrupa vatandaşlığından bahseden bir birlik olma yolunda bir adım atıyor. Bu 1993 yılındaki Kopenhag kriterlerinin de aslında sebebini anlatıyor bize. 1993'teki Kopenhag Avrupa Konseyi'nde oluşturulan meşhur Kopenhag kriterleri koşulluluğu yaratıyor. Yani Avrupa Birliği diyor ki eğer bir ülke Avrupa Birliği üyesi olmak istiyorsa üç katman koşulu yerine getirmek zorunda. Nedir bu kriterler? Ekonomik kriterler, piyasa ekonomisinin zorluklarına göğüs gerecek işleyen bir piyasa ekonomisinin olması, ekonominin bu şekilde işlemesi, siyasi kriterler, azınlık hakları, hukukun üstünlüğü gibi normların iç hukukun değişmez şartları olması ve müktesebata uyum. Yani aday ülkedeki iç hukuk çerçevesi AB müktesebatı ile Avrupa Birliği'nde oluşturulan bütün hukuki tekstlerle, hukuki metinlerle uyumlu hale getirilmek zorunda. Kopenhag kriterleri aslında Doğu genişlemesinin çok temel bir şeyini oluşturuyor. Ama biz bunu tabii Kopenhag kriterlerini Türkiye ile olan ilişkilerde de çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Zaman içinde hala bunu aslında deneyimliyoruz. Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinden bahsetmiştim. Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra ve Sovyetler Birliği'nin çözülmesinden sonra Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinde bir rejim değişikliği yaşanıyor. Ve bu ülkeler artık parlamenter demokrasi ve pazar ekonomisiyle entegre oluyorlar. Ve Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri 90'ların başından itibaren Avrupa'yla bir dış politika yönelimi olarak Avrupa'yla ilişkilerini güçlendirmeye ve bir adaylık çerçevesinde ilerletmeye başlıyorlar. 1997'deki Lüksemburg Avrupa Konseyi'nde 10 tane Merkez ve Doğu Avrupa ülkesi AB adayı olarak ilan ediliyor. Ama bunların arasında Türkiye yok. Çünkü Türkiye
Bunun da bir gerekçe, buna göre de bir gerekçe sunuyor Avrupa Birliği. Türkiye katılım müzakerelerin başlamasını sağlayacak siyasi ve ekonomik şartları yerine getirememiştir diyor. Bu tabii bürokratik ve siyasi çevrelerde bir şoka sebep oluyor. Yani daha dün pazar ekonomisinin parçası olan Polonya, Macaristan gibi ülkelerin aday olup Türkiye'nin aday olmaması gerçek bir şoka sebep oluyor ve Ankara bu kararı haksız ve ayrımcı bulduğunu söyleyerek AB ile siyasi diyaloğu askıya alıyor. Ama ne oluyorsa oluyor 2 yıl içinde, çünkü 1999 Helsinki zirvesinde Türkiye resmi olarak AB adayı olarak kabul ediliyor. Bu bizi benim dönemlendirmemde ikinci dönemimize getiriyor. Yani demokratik koşulluk olarak Avrupa 1999-2005 yılları arasında. Türkiye aday ülke olarak bir katılım öncesi stratejisi oluşturuyor. Ve bu strateji çerçevesinde, yani katılmadan, Avrupa Birliği'nin üyesi olmadan yapması gereken, yerine getirmesi gereken yükümlülükler çerçevesinde bir reform dalgası yaşıyor ve sessiz devrim, literatürde sessiz devrim olarak nitelendirilen birçok uyum paketini meclisten geçiriyor. İdam cezasının kaldırılmasından Milli Güvenlik Konseyi'nin sivilleştirilmesine kadar birçok anlamda Kopenhag kriterleri ve AB adaylığı çerçevesinde hukuki değişiklik yapılıyor. Helsinki zirvesinden sonra bu değişiklikler çerçevesinde Aralık 2004'teki Brüksel zirvesinde müzakerelerin, Türkiye-AB arasındaki müzakerelerin Ekim 2005'te başlaması öngörülüyor. Tabii bu bağlamda biraz küresel siyasetten ve küresel bağlamdan da bahsetmek gerekiyor bence. Bir kere küresel bağlamda bahsetmemiz gereken en önemli şey 11 Eylül etkisi. Bütün ikiliklerin ya bizlesiniz ya onlarlasınız üstünden kurulduğu ve inanılmaz bir güvenlikleştirmenin yaşandığı ve realist politikanın çok ön planda olduğu bir bağlamdan bahsediyoruz. Bu bir anlamda Türk dış politikasının değişimine de biraz sebep oluyor. Bildiğimiz üzere bu 2000'li yılların ilk yarısı komşularla sıfır sorun politikasını da bize getiriyor. Çok taraflı ve çok boyutlu bir dış politika gütmeyi kendi görev ediniyor AKP. Ve buradaki tabii komşuluk vurgusu ve Osmanlı mirası vurgusu çok ön plana çıkıyor. Bu hatta şeylerde bazı kişiler tarafından işte yeni Osmanlıcılık ya da eksen kayması olarak, Türk dış politikasında yaşanan eksen kayması olarak nitelendiriliyor. Bu dış politikadaki bu anlayış değişiminin çok önemli bir başka bir veçhesi de bölgesel liderlik söylemi. Ama tabii bunların Avrupa'yla nasıl bir ilişkisi var? Şöyle bir ilişkisi var. Bunu yaparken de, çünkü 99-2005 arası AB ile ilgili reformların en yoğun olduğu dönem. Avrupa Birliği tam üyeliği yolunda yapılan reformların en yoğun olduğu dönem. Ama bir yandan da böyle işte bölgesel liderlik, eski Osmanlı mirasına sahip çıkma söylemi var. Ama bu söylemi yaratırken AKP aynı zamanda Avrupa kavramlarını da kullanıyor. Yani oradaki liderlik söylemi, işte Balkanlardaki hamilik söylemi ya da Orta Doğu'daki model olma söylemi aslında Avrupa kavramları kullanılarak altı çizilen bir çerçeve gösteriyor bize. Yani nasıl, işte biz hani Orta Doğu'da lider olacağız çünkü Türkiye demokrasinin yeşillenebildiği tek Müslüman ülke. İşte demokrasi, çoğulculuk, sivil toplum, bu kavramları hem İbrahim Kalın'dan duyuyoruz hem Davutoğlu'ndan duyuyoruz o dönem. Yani o eksen kayması çerçevesinde ve hani Türkiye'nin dış politikasındaki yeni bu bölgesel liderlik söyleminde de
bu Avrupa yöneliminin, dış politikadaki Avrupa yöneliminin izlerini ve kavramlarını görüyoruz. Bu dönemi de bence bu şekilde nitelendirebiliriz. Çok önemli iki tane süreç var. Birincisi reform, ikincisi de bu bölgesel liderlik söyleminde de bir Avrupalı rolü üstlenmek. Yani Avrupa kavramlarını bölgeye götürmek gibi bir rol üstlenmek Türkiye bağlamında. Üçüncü dönem bir geri çekilme olarak Avrupa 2005-2011 arası. Çünkü 2005'ten sonra bu bahsettiğimiz umutlu fotoğraf, işte çok fazla reformun yapıldığı, çok fazla insan hakları alanında özellikle hukuki değişikliğin yapıldığı bu umut veren bağlam biraz değişiyor. Bunda hem Türkiye'deki iç siyasette bir takım dinamiklerin değişmesinin çok etkisi var, hem de AB'nin genişleme söyleminin değişmesinin çok etkisi var. Çünkü 2004'te 10 tane Merkez ve Doğu Avrupa ülkesi üye oluyor. 10 tane işte ekonomileri ve aslında tarihsel seyirleri Avrupa Birliği'nin orijinal ülkelerine, temel üyelerine çok benzemeyen 10 tane ülkenin üye olduğu bir durum. 2007'de de Bulgaristan ve Romanya AB üyesi oluyorlar. Bu anlamda önce AB tarafını anlatayım. AB'nin genişleme söylemi değişiyor. Çünkü AB kendini genişleme yorgunluğu yaşarken buluyor. Bu Türkiye tarafında yaşanan bir reform yorgunluğuyla da aslında aynı zamana denk geliyor. Çünkü 1999-2005 arası çok yoğun biçimde hukuki değişiklikler yapmış Türkiye, artık bu reformlarda bir tavsama olduğunu bize gösteriyor. Bunun tabii bir sebebi de 2002 yılında iktidara gelen AKP'nin oynadığı en önemli kartlardan birinin Avrupa olması. Yani AKP hükümeti her zaman için Avrupa Birliği üyeliğini çok ön planda tutuyor, her zaman için çok önem verdiğini söylüyor. Ama bu söylem 2005 sonrası değişiyor. 2005 sonrası bu az önce bahsettiğim bölgesel liderlik daha ön plana çıkıyor. Yani Avrupa kartı AKP tarafından çok da oynanmayan bir koza dönüşüyor. Türkiye tarafında yaşanan bu reform yorgunluğu ve Avrupa Birliği tarafında yaşanan bu genişleme yorgunluğu, 12 tane yeni ülkeyi sindirmenin getirdiği zorluklar, biraz bu Avrupa meselesinde Türkiye'de bazı gerilemelere, hem söylem olarak hem politika olarak gerilemelere yol açıyor. Bu nedenle bu dönemi bir geri çekilme olarak Avrupa dedim. Ve bu dönemde kamuoyundaki AB desteğinin düştüğünü de görüyoruz. Örneğin 2002'de bir %74'lerde olan Türkiye'nin AB üyeliğine olan tam destek 2006'da ya da 2009'da %57'lere kadar geriliyor.